Hadi gelin bu adamı takip edelim. Philadelphia Sanat Müzesi'ndeyiz. Charles Wilson Peale'ın Merdiven Grubu adlı eserine bakıyoruz. Raphael ve Titian Peale isimli iki oğlunun portresi. Bu isimler bir yerden tanıdık geliyor. Çocuklarına Avrupalı ünlü ressam ve bilim adamlarının isimlerini vermiş. Harika bir adamdı. Bu da harika bir portre. Genelde tam ölçekli portre deyince aklımıza kralların, soyluların veya muhteşem kahramanların resimleri geliyor. Ancak Peale merdivenlerden çıkmakta olan iki oğlunu bize doğru çağırırken resmetmiş. Bu parça aynı zamanda ilk Amerikan Müzesi olan kendi müzesinde sergilenmek üzere tasarlanmıştı. Bu müze hem sanat hem de bilim müzesiydi. Hatta sergilenen en ünlü objelerden biri de mastodon kemikleriydi. Bilim ve Sanat Müzesi'nin erken cumhuriyet döneminde ne anlama geldiğini düşünmek ilginç olabilir. Yani yeni gelen demokrasi dönemiydi. Bir eğitim kuruluşu açma girişiminde bulunulmuştu. Demokrasi var olduğundan beri bu bir ilkti. Büyük bir deneyimdi yani. Peale halkın akıllıca kararlar alabilmek için eğitime ihtiyaç duyduğunu anlamıştı. Böylece Peale, Amerika'nın ilk gerçek sanat okulu olan Columbianus'u kurdu. Bu, bundan yaklaşık 10 yıl sonra kuracağı Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir öncüsü gibiydi. Söylediğimiz gibi, ilk bu müzeyi kurmuştu. Başarılarından bahsettik ama burada ortaya koyduğu şakacı yanından hiç bahsetmedik. Bu resim tamamen yanılsama üzerine kurulu. Oğullarını ve bu harika merdivenleri çok belirgin olarak resmetmiş. Ancak aynı zamanda somut olan ilk basamak veya ilk bir buçuk basamak diyelim, doğal bir şekilde boyalı alana aitmiş gibi duruyor. Neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İlk basamak ve ikinci yükseklik aslında ahşaptan yapılmış. Yani gerçekler, resim değiller. Ama onları üçüncü basamak yüksekliğinden ayırt edemiyoruz. Evet, yanılsama inanılmaz derecede inandırıcı olmuş. Hatta resim gibi de durmuyor. Onları takip etmemiz için müzenin duvarında açılmış merdivenli bir mekana benziyor. Sanki merdivenlerden yukarı çıkarken belki de babaları seslendiği için arkalarına dönmüşler gibi görünüyorlar belki de babaları durun bir saniye diye seslenmiş olabilir. Böylece mimari alanın gerçekçi ve geçici olduğu hissi verilmiş. Sadece basamak değil, aynı zamanda tablonun çerçevesi de eski bir Amerikan kapı çerçevesiymiş gibi görünüyor. Dikkatsizlikle yere düşürülmüş olan Peel'ın müze bileti de göze çarpıyor. Ama belli ki bilerek yapılmış bir şey. Burada Amerika'ya çok has bir şey de var. O da toplum için sanat anlayışı. Gerçek ölçülerinden daha küçük gösterilmiş olan sol dizin, kapının arkasından çıkması ve üzerine vuran ışık da çok hoşuma gitti. Peel aynı zamanda daha doğrusal şekillere karşı yuvarlatılmış oval şekilleri kullanıyor. Paletteki yuvarlak boyalara, düğmelerin veya gözlerin yuvarlak şekillerine, hatta arka fondaki duvarda bulunan yuvarlak desenlere de bakabilirsiniz. Bütün bunların basamak çizgilerini ve giydiği yeleğin çizgilerini dengelediğini göreceksiniz. Gerçekten de şekillerle ve yanılsamalarla oynanmış. Aslında çok sofistike bir tablo ama kendinin çok ciddiye alınmasını istemiyor gibi. Rahat, davetkar ve çok gerçekçi görünüyor. Aynı zamanda demokratik de görünüyor. Gölgelerin ne kadar inandırıcı olduğuna ve bu yanılsamaya nasıl katkıda bulunduğuna bir bakın. Hem sağ taraftaki basamak yüksekliğinin yarattığı gölgedeki yanılsamaya hem de yukarıdaki figüre bakalım. Kapı çerçevesinin yarattığı gölge yüzüne vuruyor. Çok doğal görünüyor ve sanat tarihçilerinin trompe yani göz aldatmacası diye bahsettiği bir Avrupa geleneğinin özelliğini taşıyor. Bir sanat tarihçisi bu eseri ilk orijinal Amerikan tablosu olarak nitelendirdi ve bunun sebebini de kolayca anlayabilirsiniz. Tek kelimeyle daha önce bir benzeri olmayan bir buluş. Gerçek alan ve resim alanına dair beklentilerimizle oynuyor. Aynı zamanda yeni kurulmuş bir ulusun da izlerini taşıyor.